Fiyat pahalı mı diye sorayım. Yanıtlarınızı Twitter'dan, Instagram'dan, şimdi arkadaşlarım alta geçecekler hesaplarımıza. Lütfen atın, hayat kaliteniz şu son 5 ayda ne kadar düştü? Nelerden vazgeçtiniz? Şimdi o adresimiz gelecek ekrana. Oradan lütfen mesajlarınızı yazın. Evet, geldim. Bir kez daha sorayım. Hayat sizce de pahalı mı? Hayat kaliteniz değişti mi? Son 5 ayda nelerden vazgeçtiniz? Nelerinizi artık ödeyemiyorsunuz? Lütfen yazın. Zaman zaman dile getirelim. Çünkü hayatın pahalı olduğunu dün Cumhurbaşkanı Erdoğan da söyledi. Buna rağmen vatandaşlarımızın en önemli sıkıntısının, sancısının, şikayetinin hayat pahalılığı olmaya devam ettiğini biliyoruz. İster küresel emtia fiyatlarındaki artıştan, ister içimizdeki bazı kesimlerin açgözlülüğünden kaynaklansın, hayat pahalılığının önüne geçmek, vatandaşımızı enflasyona ezdirmemek boynumuzun borcudur. Evet, hayat pahalılığı vardır. Ama insanların düne göre biraz daha az miktarda alabiliyor olsa da istedikleri her ürüne erişiminin olduğu bir ülkede yaşıyoruz. Sosyal destek programlarımızın etkinliğini artırarak hiçbir vatandaşımızın sahipsiz, aç, açıkta umutsuz kalmadığı bir sistemle hedeflerimize doğru yürümeyi sürdüreceğiz. Çıkar. Evet, hayat pahalı. Böyle bir itiraf geldi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a. Çünkü bu zamana kadar hani enflasyon tüm dünyanın problemi ya da işte biz şahlanıyoruz, her geçen gün daha iyi olacak. Doların köpüğünü aldık, bakın enflasyonun da köpüğünü alacağız hani diye diye buralara geldik. Doların köpüğünün alınmış hali 15'e ramak kaldı. Enflasyonun köpüğü zaten alınmadı, o artarak devam ediyor. Bunu da belirtelim. Bir itiraf da Bakan Nebati'den geldi. Bakan Nebati dedi ki Türk lirası en zayıf durumunda. Şimdi soruyorlar, devam edecek mi? Evet. Sordunuz siz de. Aynen. Edecek. Çünkü bu bir yıllıktı ve bir yılın sonunda da Sayın Cumhurbaşkanımızın bir yıl daha uzatma etkisi var. 3, 6, 9, 12 aylıklar var. Bunları biz o kadar güçlü geldik ki kendi içerisinde almaçlıklarını oluşturduk. Daha yuvam hesabı açtık, yurt dışından da geliyor. Tüzel kişileri açtık, oradan da geliyor. Yurt dışına açtık, oradan da gelecek, daha da gelecek. Dolayısıyla da bu istikrarı sağladık. Peki devam edecek, etkisi ne? Bir de ne kadar para topladık Sayın Bakan? 570 milyar lirayı aştı Cuma günü itibariyle. Ve yani son günlerde de artış devam ediyor. Yani halen, yukarı doğru gidiyor efendim. Tabii halen düz bir çizgiye ulaşmadı. Çok iyi. Halen yükseliyor. Evet. Dolayısıyla da burada girişler var. 3 ay dolup çıkışların olup olmayacağını göreceğiz. Evet. Ben size söyleyeyim. Yani bir yatırımcı niye çıksın? En kötü ihtimalle dövizi sabit. Tabii. Devam edecek. Tabii. Hazineye olan etkisini söylüyorlar. Etkisi çok düşük. Niye çok düşük? Dolar kuru, bunlar bekliyorlar. 20-25 lira olacak, 30 lira olacak şimdi, bilerek yayıyorlar. Niye olsun? Zaten Türkiye, Türk lirası şu anda en zayıf durumunda. Tabii. Yani gideceği bir yer yok bir kere. Yani vatandaş rahat olsun. Tabii. Rahat olsun. Hazineye olan yükü, ya ne olacak, biz ücretlilerin vergisinden vazgeçtik. %50'lik bir zam yaptık biliyorsunuz fiyat, evet, artışta ücrette. Bize yükü 49 milyar Türk lirası. Bizim hazineye olan bir yıllık tamamında, diyelim ki kapattık bunu, evet, yıla kadar bitecek, yükü 15 milyar lirayı geçmiyor. Geçmiyor. Böyle bir yük yok ki. Nereden çıkarıyorlar? Ne yükü? Ha, bunu bekleyiyorlar. 30 lira 40 lira olacak. Yok, öyle bir dünya da yok. Tamam. Olmayacak. Dolayısıyla bu iş tuttu. Altın da tuttu mu Sayın Bakanım? Altın? Evet.